Teknomap'ten herkese merhaba. Bu videomuzda tanıtım amacıyla gelen SMS ya da çağrıları nasıl öneririz konusuna değiniyoruz. E-Devlet'e yakın zamanda eklenen bir özellikle tanıtım amacıyla firmalardan gelen SMS ya da çağrılardan kurtuluyor olacağız. Hangi firmadan SMS ya da çağrı alacağımızı artık bu şekilde kendimiz belirleyebileceğiz. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza bakalım. Bunun için öncelikle E-Devlet sistemine giriş yapmamız gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümüne gelerek ticari, elektronik yazmaya başladığımız zaman ilgili seçenek hemen çıkıyor ve bu üstteki ticari elektronik ileti yönetim sistemi seçeneğine tıklıyoruz. Ve bu şekilde ticari elektronik ileti yönetim sistemi sayfasına ulaşıyoruz. Buradan üzerimizdeki hatları yönetiyor olacağız. Bunun için üzerimizdeki hatları öncelikle sisteme tanıtmamız gerekiyor. Bu amaçla yeni iletişim adresi ekle diyerek telefon numaralarımızı sisteme tanıtacağız. Yeni iletişim adresi ekleme sayfasına geldik. Burada bir açıklama metni var. Bunu okumakta fayda var çünkü sistemle alakalı açıklamalar burada bulunuyor. Daha sonra yukarıdaki metni okudum ve anladım, onaylıyorum kutucuğunu tıklıyoruz. Hemen aşağıda iletişim adres tipi var. Burada telefon numarası tanıtacağımız için telefon numarası diyoruz. Bu aşamada birden fazla hattımızı sisteme tanıtabileceğimiz için bu hattımıza bir isim veriyoruz. Örneğin hat 1 diyorum. Ve daha sonra aşağıdaki bölüme telefon numarasını yazacağız. Ve devam et diyerek devam ediyoruz. Bu aşamada telefonumuza bir doğrulama kodu gönderilecek. Bu doğrulama kodunu girmemiz gerekiyor. Ve daha sonra doğrula diyerek doğrulamayı gerçekleştireceğiz. Artık iletişim adresimiz sisteme eklendi ve iletişim adresi listesine girerek buradan telefon numaramıza gelecek olan SMS ve çağrıları yönetebiliyor olacağız. Artık ticari ve elektronik ileti yönetim sistemine geldiğimiz zaman burada sisteme tanıttığımız telefon numaralarını görebiliyoruz ve artık onayları yönetebiliyor olacağız. Onayları yönet diyerek yönetim sayfasına geçeceğiz şimdi. Açılan bu sayfada bu telefon numaramıza SMS ya da çağrı gönderen firmaları görebiliyoruz. Bunların pek çoğundan belki de haberimiz bile yok ama artık bu sayfa üzerinden bunları yönetebiliyor olacağız. Örneğin bir tanesini kapatalım, yani reddedelim. Hemen bu yandaki onay ya da düzenle butonu var. Bunu tıklayarak onay ya da red işlemini yapabiliyor olacağız. İlgili firmadan artık SMS ya da arama istemiyorsak buradaki sesli aramayı red ve kısa mesaj gönderimini red yaparak kaydetmemiz yeterli olacak. Tercihlerimiz kaydedildi. Artık bu firmadan ne SMS ne de çağrı geliyor olacak bize. İleti onayı düzenle sayfasına gelerek diğer firmalar için de işlem yapabiliriz. Gördüğünüz gibi artık onay durumu red oldu bu firma için. Diğer firmalar için de buradan onay düzenle diyerek red işlemi yapabiliriz ve onlardan da SMS veyahut da sesli arama gelmesini önleyebiliriz. Hemen yukarıya geldiğimiz zaman burada esnaf ve tacir izinleri var. Buradan da esnaf ve tacirler için izinleri yönetebilmemiz mümkün oluyor. Aynı şekilde burada da istemediğimiz firmaların onaylarını düzenleyebilir ve istemediğimiz firmalardan SMS ya da arama almayı engelleyebiliyoruz. Bu kadar basit aslında. Sormak istediğiniz sorularınız veyahut da yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.